arkadaşlar. Sizlere böyle bir cumartesi günü böyle bir açık alandan Reuka diyoruz. Sezonu erken açtı. Ördekleri çağırıyoruz şu anda. İşte bizim av sahamız. Varsa da yoksa da böyle küçücük bir av sahasındayız. Av sahalarımızın geneli havaalanına gitti. Bir kısmı da 3. Boğaz Köprüsü'ne gitti. Esas ördek av sahamız havaalanına gitti. Bir bölümü de 3. Köprüsü yolla 3. köprünün kolları ayakları aldı. Şu anda sizlere çamurcun düdüğünü öttüreceğim. Çamurcun düdüğünü öttüreceğim arkadaşlar. Çamurcun dişi sesi. Arkadaşlar bu şekil. Ama öttürme tarzlarını daha sonra anlatacağız. Şimdi şöyle 2-3 tane düdük var. Kaz. Kazı da tanıtacağız şu anda. Kazın sesini de sizlere duyuracağım. Nasıl, memnun oluyor musunuz? Beğeniyor musunuz? Onu göstereceğim. Esas göle doğru daha dönersem daha iyi konsantre oluyorum. Ördeği de mesela şimdi göle doğru dönüp öttüreceğim. Daha iyi konsantre oluyorum ama böyle sana bakarsam konsantre olamıyorum. Bu işin doğası böyle. Şimdi arkadaşlar şu ne yapacaktık? Ha, çamurcun. Düdükle şunu yapalım. Çamurcun yaptık. Fiyu yapalım düdükle. Nasıldı hatırladığım kadarıyla? Neyse, ikisi bir konsantre olamıyorum. Daha iyi konsantre olan arkadaşlar vardır. Şimdi arkadaşlar çamurcun sesini arkadaşımızın birisi çamurcun nasıl ötüyor dedi. Şu şekilde arkadaş. Bak. Gık 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 g
ellerle de oyun yapıyoruz. Arada sırada da sesi farklılaştırmak için şunları yapabilirsiniz. Bazen yemlenir gibi böyle farklı hareketler yapıyor şu şekil. Farklı terimlerle de bu hareketleri yapabilirsiniz. Yani dudağınızı falan fazla öpüştürmenize gerek yok. Fazla baskı uygulamanıza gerek yok. Aralarından kaçırabilir de. Yani dudağınızı hafif koyun. Düdüklerimiz çok kolay öttürülür. Herkes öttürebilir. Yeter ki üfle. Bu şekilde üfle. Dı 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 dı. Gı 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 gı. Gı 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 gı. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın YouTube'da videolara bakın, gerçek çamurcun seslerine bakın, dişi gerçek çamurcun seslerine bakın, şu şekildir. Var mı seyircimiz? Ben seyircisi oynayamıyorum. Şimdi arkadaşlar kaza geçiyoruz mu, ördek mi yapalım, ne yapalım? Ördek. Ördek mi geliyor, ne yapıyor? Aa bak, geleni görüyor musun Okan? Geleni çek. Bir şu anda uzaklardan bir balıkçıl geliyor, balıkçıl. Ama kimisi bunu kaz zanneder, sabahları atar buna mesela. Balıkçıl geliyor arkadaşlar. Kalkayım da konsantre olamıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, boynuz kulağa geçer derler. Geçen gün bir tanesi soruyor arkadaşlardan. Diyor ki Mehmet Usta, bu düdük diyor sağa sola yamulmadan ötmüyor mu acaba diyor. Şimdi biz de ustalarımızdan öğreniyoruz. Boynuz kulağa geçer. Yani belki hayvan bu yandan gelirken o tarafa yatacaksın, o yandan gelirken diğer tarafa yatıyor. Ustalarımızdan öyle gördük biz. Yani bir ustanın ustalığı ortaya çıkması için biz çıraklar ondan öğrenebildiklerimizi, bakalım bize öğretebilmiş mi ustalarımız? Bunu canlandırabiliyor olmamız lazım. Öğrendiklerimizi de hayata geçirebiliyorsak.
ördek geliyorsa ne yapalım şimdi? Havalar kış. Fırtına tipi. Ama ördek geliyor. Karşıdan ördek geliyor. Karşı tepenin üstünde ördek gidiyor Okan. Görüyor musun? Neyse. Yorulmayalım fazla. Gaza geçelim. Performans bitti. Evet arkadaşlar, Reyko kazları çimenlere düşmüş bugün. Bunu bir bilen olsa da çok güzel dil dönüyor. Her tarafa dönüyor. Neler öttürüyor ama. Neyse, bu kadar yeter bizim. Şimdi arkadaşlar, akrilik polikarbonda öttürdük. Bir de aynı dil bölümünü ahşapta öttürüyorum. Aynı dil bölümünü ahşapta öttürüyorum şu anda. Örneğin akrilik polikarbondaki ses. Merhaba Mustafa abi, Kenan abi, hoş geldiniz. Şimdi bir de ahşap döktürüyorum aynı şeyi, sesi duydunuz aynı terimle. Bir diğer ahşap döktürüyorum. O anlaşılıyor değil mi Okan oradan? Anlaşılıyor. Bir diğer ahşapla. Não sei.
sesi daha mı iyi geldi şunların? Şantiyeciler mi? Şantiyeciler ha. Ulan yer bırakmadınız bize be. Bir karış yer. Bir de devlet burayı ne der? Devlet der ki burası der. Devlet avlak der bir de. Avlak ama millet buraları istila etmiş halde. Avlak yok ortada. Ya ben buralar için arkadaşlar her yıl böyle sinirleniyorum biliyor musunuz ya? İstanbul'da kalmış bir karış yer ama her tarafa avlak görünüyor. Gel gelelim millet bizi buralara sokmuyor. Yani vatandaşına, iş sahalarına, şantiyeleri yani baş başa bırakıyorlar avcılarla ya. Böyle bir şey mi olur ya? Haritamıza göre açık olması gerekir ya. Ya arkadaşlar en sonunda bu işi gücü bırakacağım, bu işe soyunacağım, bir ay içinde şu işleri çözeceğim. Gerçekten ya. Canlı adam oradan şimdi nereden gelmişler, buradan mı gelmişler bunları bahsediyor ya. Ya devlet de sorumlu bu durumdan ya. Haritada baktığın zaman av sahası ya. Örneğin çevrilmiş fidanlık, çam fidanlığı ama av sahası. Girsen yasak. Yapacaksanız bu işi düzgün yapın. Av nerede bu şeyler? Av kulüpler nerede? Dernek başkanları nerede? Ne yapıyor bu dernek başkanları? Bırakın kardeşim ya şey işletmeyi bırakın, nedir o? Lokal işletmeyi bırakın, kahve gibi çalıştırmayı bırakın ya. Bunu bak ülkenin en başındaki, en tepesindeki avcısından en küçük avcısına kadar veya yetkilisine kadar söylüyorum. Şu işi bir ay içinde çözerim. İşi gücü bırakırsam yemin ederim çözerim ya. En sonunda onu yapacağım. Bak adam şu anda oradan sesleniyor bize. Ya bunu gittiğimiz zaman Ankara alırlar arkadaşlar. Avcılarda da sorumluluk var. Bir araya doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi bir araya gelelim. Ben 10 milyon avcı çıkarabiliyorum bu ülkede. 5 milyon da çıkarabiliyorum. Ne olursunuz birbirinizle temas kurun. İsminiz, imzanız yetiyor ya. Sadece isminiz, imzanız yetiyor. Evinizdekilerin alayının imzasını, adını gönderin. Yollayalım Ankara'ya. Bilgili kişinin de gitmesine gerek yok. Bunu federasyon başkanlarına söylüyorum, kulüplere söylüyorum. Lütfen ya. Her tarafta aciziyet içindeyiz ya. Karşımıza yasal olan yer yasal değilmiş gibi görünüyor. İstanbul'da o zaman hiçbir tane avlak yok. Neden o zaman İstanbul'da kaç yerde avlak gösteriyorsun? İstanbul'u il sınırları içerisinde. Oraya gidiyoruz, burası yasak. Buraya gidiyoruz, burası yasak. Harita üzerinde serbest. O ne? Ördek mi? Yok, şey. Yani biz her kış buralarda av zamanı sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Yani devlet yetkilileri, kulüpler, kulüp başkanları sorumlusunuz bu işlerden, kulüp başkanları. Ben çok güzel yapmasını biliyorum. Boş konuşmuyorum burada. Varsa bunun aksini iddia eden bir ay içinde federasyona da sesleniyorum. Herkese sesleniyorum. Bir ay içinde ben bu işi düzeltirim. Hodri meydan. Her şeyi ortaya koyarım. Bir ay içinde eğer bütün sıkıntıları gidertmezsem ya. Yemin ederim gidertirim ya. Bu işe kardeşim oraya buraya gelmek için şu bu için değil. Aşk olacak, sevda olacak. Canı gönülden yapacağım bu işi. Ben bu avcının, ben bu avı seviyorsan bu avcının önünü açacaksın.
bu şekil olur. Ben yaparım. Ben bu işe soyunursam bir ay içinde yaparım. Yok mu ya? Kaç yıldır yapıyorsunuz ya? Marmara Federasyonu var, bilmem nere Federasyonu var. Var oğlu var. Var. Bilen yapar, bilmeyen çeker gider. Giden de yok arkadaş. Bir şey yapan da yok ya. Böyle konuştuğum zaman ben tekrar söylüyorum. Bu şekil hararetli olabilirim ama yemin ediyorum bir ay içinde yaparım. Bana bunu yapamazsın diyen varsa çıksın karşıma. Ya benim birisi damarıma basacak en sonunda da gideceğim ben işi gücü bırakacağım. Bu işlere başlayacağım. Bir ay içinde de bunların hepsine ceketini eline veririm. Yani Ankara'dakilerin en tepesindekinin de. Nasıl olacağını da çok iyi biliyorum. Adamın tadı tuzu kaçıyor. Burada ava geliyorsun. Varsayalım av zamanı. Ava geliyorsun. Geldiğin gibi tadın tuzun kaçıyor ya. O der öte git. Bu der beri git. Orası der avlak sınırını geçmişsin. Orası der burası şantiye sahası. Haritayı açıp bakıyorsun serbest. Kim haklı burada? Bir de yüzlerce kulüp başkanımız var değil mi? Yüzlerce kulüp başkanımız var. Arkadaşlar söylüyorum doğudan batıya, güneyden kuzeye entegre olun. Entegre olmazsanız daha böyle çok sıkıntılar yaşarız. Elimizden her şeyimizi alırlar. Her şeyimizi. Tüfeğimiz dahi olmaz ki bir yere gidelim. Çizmemizi de alırlar yakında ayağımızdan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.